Nuraycığım hoş geldin. Hoş buldum. İyi haftalar İyi nasılsın? İyi haftalar çok iyiyim şükürler olsun. Yeni hafta güzellikler getirsin. Amin. Ee, hayırlı Nisan hayırlı ayı olsun. E, mutluluklar getirsin hepimize. Amin. Evet. Bütün zorlukları kolaylaştırsın. Amin, Amin inşallah. Güzel Şimdi, bir hafta olsun. Şimdi e, bizi biliyorsun biz programda her şeyi konuşuyoruz evet. ama bu programda Asla ve Kata... Kaç yıldır yapıyoruz bu programı? 10 küsur yıldır yapıyoruz. Hiç siyaset konuşmadık. E, çünkü bizim programda başka şeyler var. Evet. Hayatın içinden konular var. Hiçbir zaman siyaset olmadı. Ama bugün senden bir açıklama bekliyoruz. Evet. Ben Nasıl bir açıklama bekliyoruz? E, daha önce yaptığın açıklamalarla ilgili. Çünkü şöyle, sen gerçekten benim için astrolojinin kraliçesisin. Teşekkür ederim. E, yıllardan beri tanıyorum. Yaptığın yorumlar çok isabetli. Özellikle aşk hayatıyla iş hayatımızla ilgili yaptığın yorumlar çok isabetli, çok güzel. Şimdi dün farklı söylüyordum, bugün farklı söylemeyeceğim. Tabii Yine ki. aynı şeyi söylüyorum. Tabii ki. Gerçekten Nuray Sayarı astrolojiye yön veren çok e, iyi bir astrologdur. Ama tabii herkes gibi ben de sana bir soru sormadan yayına başlayamayacağım. Tabii ki, tabii ki en doğal hakkın. Öncelikle ben e, bu seçimlerle alakalı Birçok kez birçok alanda yorum yaptım. Şimdi ben bir astroloğum ve profesyonel bir astroloğum. ve hep şunun altını çizdim. Kişiler adına verilen, elde ettiğim bilgiler doğruysa astrolojik hesaplama bana her zaman doğru cevabı verir. Hı, hı. Ki Yaptığı yorumlarda bildiğin ne dedim? Çok Ankara doğru tespitler var. Eski şehir bu şekilde olacak. Hatay e, değişecek. Ee, ...Bolu, böyle olacak birçok şehirde... Hı hı. ...astrolojik verilere göre yaptığım hesaplamalar oldu. İstanbul konusunda yanılgıya düştüm. Demek ki verilerle alakalı yanlış bir hesaplama yaptım. Asla iddialı değilim. İddialı gibi bir görüntü verdiysem hepsinizden özür diliyorum. Ee, verilerde bir yanlışlık olabilir. Veri Peki, dediğin ne? Ya, astrolojik veriler, doğum saati... Doğum günü, bak hep bunun hmm. altını çizdim ben yalnız. Benim elimde bana verilen doğum bilgileri doğru ise ben durumun böyle olacağını görüyorum. Değilse şimdi bana verilen e, saat bilgisi sabah ezanı olarak. Şimdi ezandan önce miydi, ezandan sonra mıydı? Birkaç kere evirip çevirip baktım. Olasılığı gördüm, söyledim. Demek ki hayırlı olan buymuş. Önemli olan e, hayırlı olanın olması. Kutluyorum. E, hayırlı uğurlu olsun. Amin, Biz amin. burada işimizi doğru bir şekilde yapıyoruz. Yanlış yönetmedim, yanlış yönlendirmedim. Tespitlerimin birçoğu da incelendiğinde, araştırıldığında bölge bölge, şehir şehir tam isabetli. Sadece İstanbul. Ama neden Ankara doğru? Tespit doğru olduğu için doğru çıktı demek ki. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ee, yanlış yorum yaptığım konuda da özür diliyorum bütün herkesten. Peki. Hakikaten çok merak ettim ve sormak istedim. Yani Niye? herkes gibi Tabii ben ki. de Tabii e, ki. samimiyetine dayanarak sordum. Ben ama olduğu gibi gerçeği ee, yine söylüyorum. Bizim söylüyorum. programımızda biliyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Hiç siyaset olmaz bu evet, programda. Evet. Bizim için asıl olan ve önemli olan nedir biliyor musunuz? Ee, güncel hayattan hepimizin yararına dokunacak konular. Bizi ortak bir platformda toplar. Çok doğru. Burası da böyle bir program. Kesinlikle. Dolayısıyla hep e, söylediğimiz Cuma günü yaptığımız yeni programlarda da söylediğimiz bir şey var ki e, biz hani Mevlana ne diyor? Ne olursan ol yine gel. Yine gel. Dolayısıyla biz bu programda birleştiren, güzellikleri paylaşan, paylaştıkça çoğaltan bir programız. Evet. O yüzden Allah'ım güzellikler paylaştıkça çoğalsın. ...milletimiz kazansın. Evet. Gerçekten kesinlikle. biz... iyiin ve güzelin yanındayız. yanındayız. Merak İz. ettim, sormak istedim. Çok teşekkür ederim. Çünkü ben gerçekten sen biliyorsun... ...bu ünvanı da sana ben e, taktım. hani evet. Astrolojin Kraliçesi evet. diye. Çok kıymetli astrologlar var. Birçok astrolog da zaten Tabii yaptığı ki. yorumlarda... E, ...hatalar yapanlar da özür dilediler. E, doğruyu bilenler... ...işte bildik diye altını çizdiler. Astroloji aslında önemli ve kadın e, kadim bilgiler içeri, içeriyor. Çok çok. Ama yine söyleyelim. E ben sevgili seyircilerimiz kendimden örnek vereyim size. Evet. Yıllardan bir annem benim doğum saatimi yanlış bildiği için benim aslında hep söylediğim bir şey var. Ki Nur'un haritasını incelerken şu andaki durumun böyle olmaması lazım. Nasıl <laughs> öyle oluyor? Nur diyor hayır saatim bu diyor. Ve sonunda doğum saatinin yıllar sonra 30 yıla yakındır arkadaşım gerçek doğum saatini buldu. Buldum yükselen bir yay oldu ortaya çıktı. Evet. Dolayısıyla aslında siz de mesela kişisel haritanıza baktırırken çünkü bazı astrologlar var diyor ki işte bu bununla bilmem ne olur şu olur bu olur, değil. Gerçekten doğru doğum saatin çok önemli. Çok önemli. O yüzden doğru doğum saatinize göre baktırın canlarım. Hep soruyorsunuz nereden bulabiliriz? Vallahi Cimer veriyor. Veriyor. Ee, Cimer'e yazdığınız zaman hep tabi biraz süreç alıyor vermesi ama Cimer'e yazdığınız zaman size doğru saat doğum saatinizi veriyor. Çok önemli doğru doğum saati. Doğru doğum saatinle birlikte hayatında o kadar çok şeyler değişiyor ki. Yani Allah'ım inşallah hepiniz de doğru doğum saatinizi bulursunuz. Amin. Evde doğanlar... Biraz şanssız oluyor çünkü annesinin mutlaka hatırlaması gerekiyor. Tabii ki, tabii Eğer hastane doğduysanız zaten hastane doğru doğum Orada kaydınız oluyor. Orada var. Kesinlikle ne dedin Hüseyin'cim kulağıma? Geçeceğiz hayatım. <laughs> Yönetmem dedi ki enlere geçelim mi çok sabırsızlan. Hadi geçelim. geçelim o zaman. Hemen geçelim. Hadi geçelim. Haftanın enlerini yorumlayalım bakalım. Haftanın enlerinde bu hafta haftanın en 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 şanslı burçları geliyor. Buyurunuz. İkizler, Yay, Oğlak, Şimdi bu üçlüde zirveye kimi oturtturursun? İkizleri, oğlağı ve yayı. İkizleri. İkizler, oğlak, yay. Peki, e, onu yeri geldiğinde konuşalım ama. Ne yaparsan bu zirvedeki e, konumunda herhangi heh. Yükselirsin de ne yaparsan o yükseldiğin yerden pat diye düşersin. Düşersin tabii ki. Ee, i̇kizlere önemli uyarılar var. Yaylara önemli uyarılar var. Ayrılmazsanız tek tek konuşacağız. Ah 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 şanssız. Hiç sevmiyorum şanssızdan haber vermeyi ama maalesef haftanın bir bazı defalarda birkaç şanssız oluyor. Ama bu haftanın en şanssız burcu... Koç. Koç çok dikkat etmeleri gereken bir döneme girdiler. Yarın 01.44'te e, sabaha bağlandığında gece yılın ikinci Merkür gerilemesi Koç burcunda gerçekleşiyor ve 26 Nisan'a kadar da Merkür Koç burcunda retroda olacak gerilemede ki 8 Nisan'da da yılın ilk güneş tutulmasını yine Koç burcunda yaşayacağız. Merküryen bir tutulma olacak. ...ne demek Merkür yani bir sumanası yani etkileyecek? Yani Merkür gerilemesinde... ...şimdi ge şunu net söyleyebilirim... ...özellikle sert ve disiplin getiren... ...işlerle yoğunlaşacağımız... ...bir sürece bir haftaya girdik. Neden? Hı -hı. Ayın oğlak burcundaki seyriyle haftaya... ...adım attık. İş hayatımıza odaklanmakta zorluk çekiyorsak... ...odaklanacağız. Özellikle hesaplaşamadığımız... ...çözemediğimiz sonuçlandıramadığımız işlerimiz varsa bir birey hakkını arıyor ve alamıyorsa Merkür gerilerken gerçekleşen güneş tutulması alamadığın hakkı kolaylıkla almana sonuçlandıramadığın işi sonuçlandıramana sonuçlandırmanı destekleyerek yardımcı olacak. Peki efendim haftanın en paralılarını ekrana getirelim şöyle bakalım haftanın en paralılarında bu hafta sizler varsınız. Sizler Yay ve Oğlak ikilisi. Peki bu ikiliden zirveye kim oturtuyorsun? Oğlak, Oğlak var. Ben Yay. Peki. Haftanın en mutsuzu, şanssız olan sevgili koç. Hiç de sana mutsuzluk yakışmaz. Hiçbir Çünkü zaman. sen enerjiyle besleniyorsun ve sadece aslında sen değil. Senin etrafındaki herkes senin enerjinle besleniyor. Dolayısıyla bir koçun yüzü düştüğü zaman arkadaşlarının da yüzü düşüyor, ailesinin de yüzü düşüyor, sevdiklerinin de yüzü düşüyor, değil mi Kübra? Bizim stüdyo şefiniz evet, de koç. Kübra koç. Peki ne yapsın koçlar? Valla e, ani kararlar alıp vermedikleri takdirde biraz daha yavaşladıkları zaman hayatları daha e, huzur, daha denge içerisinde olabilecek. Hadi bakalım. Haftanın en uyumlu çiftleri gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Bu hafta ikinizin uyumundan aşk doğar. Değil evet. mi? Ee, bu ilişkiden ne çıkar bu hafta? Romantizm çıkar, birlik ve beraberlik çıkar, birbirlerinin yolunu açma, birbirlerini destekleme çıkar. İkizler veya karşıt burçlar mı oluyor? Karşıt burçlar. İkisi de hava mı? Hayır. İkizler İkisi de ateş, hava, hava, yay, yay ateş. ateş. Peki bu mesela uyum içerisinde hangisi daha baskın olur? İkizler mi yay mı? İkizler. Hmm. Kontrolü ele alır. Anlattığının dinlenmesini ister. Ee, bu hafta ikizler hep saygı görmek isteyecek. Hı hı. Konuşurken dinlenmek isteyecek. Peki. Efendim aşkı hepimiz bekliyoruz değil mi? Tık kapı ansızın gelse hayalimizdeki kadın hayalimizdeki adam değil mi? Bu hafta sizin öyle olacak biliyor musunuz? İkizler veya aşkta kazanıyorsunuz bu hafta. Tık kapı ansızın aşk sizinle aşk sizinle ama mevcut var olan aşk sizinle. Şimdi yarın gece e, yılın ikinci Merkür gerilemesi biz zaten 2023'ten 2024'e 2022'den 2023'e de Merkür gerilemesiyle girdik. Tamam. Bu yılda Merkür gerilemesiyle girdik. Dolayısıyla şimdi yarın gece yılın ikinci Merkür gerilemesi Koç burcunda gerçekleşmeye başlayacağı için 01.44'te Yeni aşklar gündeme gelirse yeni bir aşka başlamak için sağlıklı değil. Değil. Peki. Aşkta kim kaybediyor? Koçlar. Yine koçlar. Sivri dilli olmamaya, düşünerek konuşmaya, özen göstermeyi. Onlaris sivri gerekiyor. dilli midir sence? Koçlar. <laughs> Öyle midir diyormuşlar. Sivri dilli midir ya? Yani aslında doğruyu söylemek. <laughs> konusunda ilkelidir içinden geldiği gibi hareket etmeyi seçer ve tercih eder e, çat çat konuştukları için sivri dillidir sivri bu hafta dikkat sevgili koç eğitimde şanslı burçları getirelim ekrana eğitimde şanslısınız bu hafta oğlaklar ve kovalar en araştırmacı olan tarafa oğlak olacak öyle mi? en oturup çalışan taraf da kova olacak. Kova olacak. Eğitimin şanssızı. Ay onlar hiçbir yerde yoktu bu hafta. Eğitimde öğrenci teraziler dikkat dikkat. Dikkat dağınıklığından dolayı şanssızlık olabilir. Aa, ha, bu hafta birçok bu çok burç yok aslında Nuray ya. Değil mi? Yengeç yok, boğa yok. Ee, şimdi ellerde listede olmayanlar üzülmesinler. Sakin sakin yerinde başarı elde edenler de var. Huzurlu ve odaklı olanlar da var. Ha yani diyorsun ki çaktırmadan ığıl ığıl ilerleyecek <laughs> olanlar var. <laughs> var. Gaziantep'lilerden ya sifli sifli. <laughs> sifli sifli. Sifli sifli ilerleyecekler var. Iğıl ığıl. Mesela hangi burç? Iğıl ığıl. Kimseye çaktırmadan. Yengeç. Yenge, ha? Yenge yan yan. Yan yan. Başka? Ee, çaktırmadan, çaktırmadan Başak. O yengeç başak. Yengeç başak aynı zamanda e, boğa. Bir de balık. Haftanın ığıl ığıl yerleyenleri. <laughs> Böyle bir bölüm mü koysak acaba? Ulu. Haftanın çaktırmadan sifli sifli ığıl ığıl ilerleyenleri. Yengeç, Başak ve Boğalar. Hadi bakalım başlayalım. Efendim sevgili koçlar, yükselen koçlar. Dikkat dikkat bu haftanın en çok hem aşk hayatında hem iş hayatında zorlanan sizsiniz. Peki sizi zorlayacak alanlar neler? Yakın akrabalar mı? İkili ilişki mi? Ki ekranda gördüğümüz kadarıyla koçlar ilişkilerine çok ama çok dikkat etmeli. Şimdi <laughs> tek yıldız vermişsin. Ee, tek yıldızı vermemdeki neden onların şanssız olduğu anlamına gelmiyor. Sizler. Düşüncelerinizi, davranışlarınızı değiştirdiğiniz takdirde o yıldızı beş yıldız yapabilecek enerjiye ve potansiyele sahipsiniz. Hı hı. Özellikle bu hafta sevgili koçlar, yükselen koçlar ne yapmalı, ne yapmamalısınız. Şimdi bir kere iş hayatınızda asla ani değişimler yapmayın. Hı hı. Yapmayı bir kenara bırakın, düşünmeyin dahi. İlişkilerde gerilimlerden uzak durmaya özen gösterin. Ani kararlar alıp vermeyin. Hayatınızın geneli adına. Yani burada düşünüp orada harekete geçmek yerine tabii ki düşünün, tabii ki gözlem yapın. Benim sizlere tavsiyem bu hafta iyi bir dinleyici, iyi bir gözlemci olmaya özen gösterdiğinizde kendinize hem hatalardan hem de risklerden ...koruyabileceksiniz... ...dolayısıyla... ...sizin işlerinizi, isteklerinizi... ...zorluğa sokabilecek... ...bütün engelleri de kolaylıkla... ...bu sayede aşabileceksiniz... ...sevgili koçlar... ...haftaya ayın oğlak burcunda... ...ilerlemesiyle... ...adım atmış olmanız... ...kariyer hayatınıza... ...odaklanın uyarısını veriyor size... ...ne iş yaparsanız yapın... ...hangi alanda çalışırsanız çalışın lütfen kariyerinize odaklanıp hiç olmadığınız kadar işinizin bugününü, yarınını ve istikbalini düşünüyorsanız odaklanmaya ve konsantrasyonunuzu yükseltmeye özen göstermeniz gerekiyor. Balık burcunda bulunan Neptün'ün pardon Venüs'ün Neptün'le kavuşumuyla hislerinize güvenir mi hislerimize, hislerime güvenmeli miyim, güvenmeliyim mi konusunu sorgulamayın. Eğer içsel bir şeyler hissediyorsanız iç sesinizi lütfen bu hafta göz ardı etmeyin. Kendi burcunuzda yarın gece sıfır e, bir itibariyle ki gölge enerjisiyle başladı Merkür'ün retrosu gerilemesi ama yarın gece 01 itibariyle Koç burcunda kendi burçlarında Merkür retrosunun başlamasıyla ve Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle fiziksel görünüş, görünüşünüzle ilgili radikal değişim yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Yani estetik, saç değişimi Hiç falan yapmayın şu anda böyle bir şey. Ne Hatır, kadar süreyle? Radikal 26 Nisan'a kadar, Nisan'a kadar akşam karar verip yarın Tarzımı değiştiriyorum, söylemlerimi değiştiriyorum, imajımı değiştiriyorum dersen, gibi duygulara girer ve yoğunlaşırsan ve değişimler yaparsan bir koç bireyi olarak daha sonra pişman olabilirsin. Ben neden böyle bir değişim sürecine girdim diye kendini suçlarsın, kendine haksızlık edersin. Aman diyorum sevgili koçlar. Yükselen Koçlar, fiziksel görünüşünüzle, düşüncelerinizle, duygularınızla ilgili radikal değişimler yapmaktan kaçınmalısınız. Tamamlanmamış tüm işlerinizi tamamlamak, sonuçlandırmak adına şanslı bir haftadasınız. Özellikle eğitim alanınızla ilgili. Bir öğrenci koç burcuysanız zayıf notlarınız ve dersleriniz varsa, sınav haftasındaysanız çalışmaya ve eğitime daha çok zaman ayırmaya odaklanırsanız beklentinizin üzerinde başarı elde edebilirsiniz. İş ve çalışma hayatınızda üzerinde çalıştığınız, emek harcadığınız, artık sonucuna ne zaman ulaşacağım konusunda kendinizi sorguladığınız işlerinizde de haftanın beşinci gününe kadar tamamlanmayla birlikte başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Ayrıca bu hafta aile içi ilişkilerinizde bazı gerilimler haftanın üçüncü, dördüncü ve beşinci gününde gerilime neden olan iletişim problemleri gündeme gelebilir. Özellikle anlaşılır olduğunuzun farkında olduğunuz halde kendinizi anlatıp ifade ettiğiniz yakınlarınız sizi anlamıyorsa ya da anlattıklarınızı sizin anlattığınız gibi algılamıyorsa onlara sert çıkışlar yapmayın. Onların sizi anlaması için zamana ihtiyacı olduğunun farkındalığına varın ve bilinçli hareket ederek öfkeli tavır ve davranışlar göstermemeye, sakin olmaya özen gösterin. Salı Çarşamba, Perşembe ve Cuma, bakın bu dört gün öfke kontrolünüzü kontrol altına alın. Şimdi bazı anlarda kendinizi en yakınınız annenizdir, en yakınınız babanızdır ya da kardeşinizdir. Algılamayabilir, hissettiklerinizi sizin gibi hissetmeyebilir. Onları suçlayamazsınız. Bir onların hayatını inceleyin belki algılamada kendi hayatlarıyla ilgili yaşadıkları problemlerden dolayı güçlük çekiyor olabilirler. O yüzden gergin, öfkeli ve sinirli olmayın. Anlaşılır olabilmek için zaman tanıyın yakınlarınıza. Haftanın spotu. Ani kararlar alıp vermeyin. Evet, ani kararlar aslında hepimizi ...zora sokabilir Tabii ama bu ki. hafta koçlar... ...ani özellikle. kararlar konusunda özellikle dikkat etsinler. Çok dikkat etsinler. Enerjimiz sizin de, Size güzel enerjiler gönderelim. Güzellikler olsun. Siz de enerjinizi yükseltin. Hep diyorsunuz ya... ...haritanın üzerine çıkmak diye bir şey var. Tabii Değil ki. Mi? Haritan mı seni yönetsin... ...sen mi haritanı yönet. Olasılıkları gör... ...stratejini belirle... Hı hı. ...dengeyle hareket ettiğinde... Olası bütün zorlukları aşabilir ve atlatabilirsin. Evet. Dolayısıyla sevgili koç, zorlandığın her alanda kolaylıklar gelsin, seni bulsun. Sevgili boğalar, yükselen boğalar bu hafta ığıl ığıl ilerleyen boğalar. <laughs> Biliyorsunuz artık büçe şey, böyle bir şey de koyduk. Iğıl ığıl yükselenler arasında yengeçler var, il, başaklar var. ne demek var. bu arada? Sinsi yani, gibi mi? Ya sinsi değil ya. Böyle hani hani Içeri fark gizli, ettirmeden, fark ettirmeden gizlice girersin ama böyle kana karışırsın. <laughs> yani hiç kimse seni anlamaz. Iğıl ığıl derler. Yani hiç bari, duymadın mı? E, hiç duymadım. İlk defa duyuyorum ığıl ığıl gizlice il, girersin. Ha. Bari iyi niyetle girsin o ığıl ığıl Hayır il il ne? O, 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 ya, iyi ne? anlamda kullanılır. Ha, öyle il il, tabii kötü kötü değil yani. il Anladım. Il. Hani sen yükselirsin ama kimse yükseldiğini anlamaz. Böyle seni içime yani seni kendi arkadaş ortamıma almışımdır çok sevmişimdir ama nasıl sevdiğimi fark etten ığıl ığıl kendini sevdirmişsindir. Ha, ne bileyim şekilde. işte bu da Nurca. <laughs> <laughs> Iğıl ığıl <il> yükselen boğalar. <laughs> Bak enlerde yoktunuz ama. Para var, Bak. sağlık var, eğitim var. bu Boğaları bir görebilir miyiz? Lütfen. E, Nur Viral Instagram hesabından yazın. Ki bu Gelenlere bakacağım zaten hayata karşı duruşu, hayatı yaşama şekli hiçbir zaman ben buradayım beni görün değildir. Evet. O kendi sağlam durmalı. Ben dururum görmek isteyen gelip i̇steyen beni görür. ya da Görmek istiyorsa görür, fark etmek istiyorsa isteyen. fark eder. Doğru. Yani kendimi ispat etmek, kanıtlamak zorunda değil Hiç değildir boğa. Şimdi bu hafta nelerre dikkat etmeleri gerekiyor? Ne yapmalı, ne yapmamalısınız? Evraklarınızın takibini dikkatlice yapmanız gereken bir haftadasınız. İşiniz, eğitiminiz, kariyeriniz, hayatınızın genelinde özellikle prosedür içeren işleriniz ve sorumluluklarınız varsa hmm. aman diyorum ihmalci olmayın. Bir şeyi imzalayacaksanız, bir anlaşma bir sözleşme yaptıysanız, hazırladıysanız, bugün ya da bu hafta teslim edecekseniz öncesinde yapılmış anlaşmalar ve sözleşmeler adına aman diyorum evraklarınızın takibini dikkatlice yapmanız gereken önemli bir haftadasınız. Özellikle çocukla evlisiniz, yuvanız var, aileniz var. Çocuğunuz varsa bir kere çocuklarınıza karşı daha sakin ve daha anlayışlı olmalısınız. Çünkü onların sizden talepleri çok yüksek olacak bu hafta. Bir boğa kadınıysan, anneysen ya da bir boğa erkeği ve babaysan çocuklarının talebini karşılama konusunda endişeye sakın girme. Kaygı yapma. Çünkü çocukların talepleri ve istekleri çok artacak onların da duruş ve davranışları sakin ve anlayışlı olmalılar. Ki boğa zaten hiç olmadığı kadar anlayışlı, ve hiç olmadığı kadar, olmadığımız kadar. Bak 12 burcunun içerisinde en sakin, en ılımlı, en huzura odaklı iki burç vardır. Biri boğa, biri terazi. Huzura ve yemeğe odaklan. Bak, hem huzur ama o keyfi yerindeyse yemek yer mi? Evet, he. Keyfi bilmiyorum. yerinde değilse <laughs> Keyfi yerinde değilse bak keyfi yerindeyse yediğine dikkat eder. He. Ne yiyorum? Protein, karbonhidrat. Ha Anladın Sa mı? Daha e, yararlı Steril ve yararlı faydalı ama morali bozuksa sadece duygusal açlığını doyurmak için yer. Dolayısıyla bu hafta aşk hayatınız, özel yaşamınıza her zamankinden daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Süregelen bir ilişkiniz, evliliğiniz ve beraberliğiniz varsa lütfen daha özenli, daha detay, daha titiz olmanız gereken bir haftadasınız. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu ve haftaya ayın oğlak burcundaki seyriyle, ilerlemesiyle adım atmış başlamış olmanız, kendinizi geliştirmek istediğiniz konular ve alanlar hususunda özellikle eğitim hayatınıza odaklanmakta hiç zorluk çekmeyeceksiniz. Kendinizi geliştirme konusunda. Çok doğru. Yani yeni bir şeyler öğrenmeye karar verebilirsiniz. Dün evet. biliyor musun? Dün en son dersimi dün bitirdim. Numaroloji artık bitirdim yani. 3 aydır süper. onun eğitimini alıyordum. Harika Gülnür Varol. Ee, buradan kendisine sevgilerimi gönderiyorum. 3 aydır onunla beraber çalıştım. Yani her evde oturuyorum. Hiçbir mesleğim yok. ...evde oturuyorum ne yapmam gerektiğini bilmiyorum... ...ya da iş hayatındayım... ...hayatımı daha iyi ve güzel yönlendirmek istiyorum diyenler... ...numaracı eğitim almalılar biliyor musunuz? Bence de. Kesinlikle. İnanılmaz bak sosyal medyadan takip edin... ...harika Gülnur varol, ...bir eğitim aldım Nuray... ...ve hani 3 aydır... ...hayata artık başka bakıyorum... Değil ...nelerim mi? nelerim değişti yani... Ya. ...o yüzden insan her yeni günde bir şey öğrenmeli. Yani bilgi o kadar önemli bir şey ki... Çok. ...insanın kendini geliştirmesi kendine yatırım yapması muazzam bir şey. Siz kendinizi geliştirdiğinizde insanları sizin nasıl gördüğü, hakkınızda ne konuştuğu, e, neler olup bittiği umrunuzda bile olmuyor. Çünkü kendi ruhunuzdan emin oluyorsunuz. Aynen. Sevgili Boğalar haftanın spotu geliştikçe gelişeceksiniz. Ay evet vallahi. Bitişsin. Canım yani benim. İnsan her yeni gün bir şey öğrenmeli. Hepiniz Kesinlikle numaroloji öğrenin kendi hayatınız için. Çocuğunu bile yani astroloji, evet. numaroloji. Bunlar sen de astroloji dersleri veriyorsun. Biliyorum. Yani herkes kendi astroloğu olabilir, değil mi? Herkes kendi astroloğu olabilir. Ben zaten. Şunu söylüyorum, bakın. Ben bir astroloğum. Neden astrolojiyi öğretiyorum? Niye bir akademi kurdum? Diyorum ki herkes astrolojiyi öğrensin. Tabi. İster bunu meslek edinsin. ...isterse bunu... ...kendi hayatında kullansın. Evladına nasıl davranmalısın? Bu gününü nasıl yaşamalısın? Nasıl ilişkiler seçmelisin? Bir kere hangi elementin eksik? Para tutamıyorsun... ...belki toprak elementin eksik. Bak şimdi ben yorulmak nedir bilmiyorum... ...haritamda ateş üçgenim var. Ve dolayısıyla ben mümkün olduğunca... ...kendimi dinlendiriyorum. Çünkü yorulmanın ne olduğunu... ...bilmediğim için bedenimi yoruyorum... Şimdi ben bir astrolog olmasam belki de hiç kendime değer vermeyeceğim. Hiç dinlendirmeyeceğim. Hiç bakmayacağım, Hiç insan. bakmayacağım. Evet evet insan hayatın her döneminde bir şeyler öğrenmeli. Kesinlikle öğrenmeli. öğrenmeli. Ee, benim de size tavsiyelerimden bir tanesi. Hep Numaroloji. Ya, bana iyi gelen size iyi gelsin. Ama öyle herkesten değil. yani. Hayır hayır. Hani, astrolojiyi de herkesten almayın. Kesinlikle. Değil mi? Yani ee, buradan e, doğru bildiğiniz, güvendiğiniz kendine hayrı olan insanlardan alın efendim. Çok doğru. Kendine hayrı kendine olan. Kendine hayrı olan insanlardan alın. Ee, benim hayatımda acayip şeyler. Ya çok şey değişti. İnanamazsınız. Harika Gülnur Varola buradan çok teşekkür ediyorum. <laughs> Benden Harika de selamlar. Harika bir kadın. Sevgiler. Çok düzgün, eğitimli. Yani herkesin hayatına dokunmalı. Öyle diyorum. Benim <laughs> çok hayatıma güzel. çok dokundu ve çok seviyorum onu gerçekten. Ay, selamlar sevgiler. Sevgili ikizler, hayatına dokunacak haberler var burada. Seni üzen kişiler var biliyoruz. Onlara karşı net olman gerektiğini söylüyoruz ve dahası var. Aşk hayatında neler oluyor bir bakalım mı? Hemen. Şimdi bu hafta öncelikle gezegenlerin kombinasyonu gerilemeye başlayan Merkür, sizleri hangi konularda uyarıyor efendim? Şimdi sizi üzen kişilere karşı net olun. Bu hafta bir duruşunuz olmalı. Evet şanslı bir haftadasınız. Ama duruşunuzu belirlemekte zorluk çekebilirsiniz. Yanlış anlaşılmayayım. Karşımdaki kırılmasın, karşımdaki üzülmesin şekliyle bir duruş sergilerseniz... ...herkesin sizi üzmesine neden olursunuz. O yüzden e, kimse kırılmasın diye hayır demeyi ertelemeyin. İstemediğiniz, sevmediğiniz hiçbir şeyi karşınızdakiler üzülmesin diye, kırılmasın diye yapmak zorundaymış gibi davranışlar sergilemeyin. Ki bak haftanın şanslıları arasındalar ama duruşlarını dengelemeleri gereken bir haftadalar. Aynı zamanda sıkıntılarınızı ailenize yansıtmamanız gerekiyor. Niye? Yanlış yönlendirilme olasılığınız çok yüksek. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Evet sağlıklı bir haftadasınız ama e, özellikle bağışıklık sisteminize, e, beslenme düzeninize bu hafta ayrıca özen göstermeniz gerekiyor efendim. Ne kadar süreyle? Bir haftalık bir süreç boyunca sevgili ikizler, yükselen ikizler. Sizler de ayın Oğlak burcundaki seyriyle yeni haftaya adım attınız. Dolayısıyla ödemelerinize odaklanabilirsiniz. Alacak verecek, borçlar ya da kredi ile alakalı işleriniz varsa anlık kuruntular yapabilirsiniz. Beklediğim paralar gelmezse, istediğim parayı kazanamazsam ya ben bu üstlendiğim ödemelerimin üstesinden gelemezsem gibi. Kuşku ve kuruntular yapabilirsiniz haftanın iki günü. Bugün ve yarın lütfen sizi huzursuz eden kaygıları, kuşkuları, kuruntuları aşmaya özen göstermeniz gereken iki gün. Bunu aşarsanız zaten şanslı bir haftadasınız. Şansınıza şans katacaksınız. Ay inşallah. Aynı zamanda balık burcundaki ne Venüs ve Neptün ile öyle bir kombinasyon var ki kariyer hayatınızda, projelerinizde çok verimli sonuçlar alacaksınız. Uzun bir süredir işsiz bir ikizler burcu olabilirsiniz. Elimi nereye atsam kuruyor diye olabilirsiniz. Artık şansımı ve talihimi sorguluyorum diyebilirsiniz. Bak bu Merkür Retrosu size yarayacak. İkizlere. Tabii ki yarayacak. Neden? Daha önceden çabaladığı, görüştüğü, haber alamadığı, sonuç alamadığı işlerinin karşılığından hayırlı cevaplar alacaklar. Hadi Aynı bakalım. zamanda Venüs'ün koç burcuna geçmesiyle de hedef ve ideallerinizle ilgili net çalışmalarınızı sonuçlandıracaksınız. Haftanın spotu. Lütfen sizi üzen kişilere karşı net olun. Evet, sevgili ikizler zaten net değil midir ya? Ama şimdi bazı anlar vardır gezegen kombinasyonundan Heh. dolayı kırılmasın, üzülmesin Heh. diye net olamayabilir. Ağzımızın tadı bozulmasın. Evet. <laughs> Reklamdan sonra sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. Reklama gidiyorum. Şimdi söyleyeceğim ama çok e, ee, süremiz dolmuş reklamdan sonra. i̇kizleri de söyledik sıra gelsin sevgili yengeçler ama yengeçlere geçmeden önce reklama gitmeden önce söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Bugün bir ritüel vereceğiz. Evet bolluğumuzu bereketimizi nasıl arttırabiliriz? Baharın gelmesiyle birlikte baharın gülleri açtı yine mahsundur bu gönül demeyeceğiz. Evet. Bereketimizi duygularımızı arttıracak Şahane bir ritüel gelecek. Çok güzel bir ritüel. O zaman program sonuna verelim yine program onu her zaman olduğu gibi. Verelim. Şimdi geçelim. Yengeç. Canım ciğerim yengeçlere. Sevgili yengeç. Onlar da ığıl ığıllar bu hafta. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burçlara göre bu hafta ığıl... ilerleyenlerin boğanın yanında yengeci de koyuyoruz. Çaktırmadan yani kimseye. Kimseye çaktırmadan yükseliyorlar, para kazanıyorlar. Evet maddi durumları iyi olurken gönül işleri de yoluna giriyor. Ama hani öyle göze sokarcasına değil. Kimseye çaktırmadan ıl yavaş Yengeç. yavaş. Bu hafta neler var aşk hayatında ve iş hayatında bir görelim. Şimdi öncelikle bu hafta gezegenlerin kombinasyonu uyarı veriyor. Ruhsal gerilimlerinizi çevrenize yansıtmayın. Yansıtmamak sizin Yaşam alanınızın hayrına olacak. Bazı konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz, yapmamalısınız. Kariyerinizde mesela hangi konuda yapmamalı? İşini değiştirmek isteyebilir. Değiştirme. Doğru bir zaman değil değiştirme. İlişkini bitirmek isteyebilirsin. Doğru bir zamanda değilsin. Bitirme. Yani ani kararlar alıp verme lütfen hiçbir konuda Kariyerinizde yaşanacak güzel gelişmeler sizi mutlu edecek. Sadece bu hafta sabretme ve sabırlı olma konusunda zorluk çekebilirsiniz ki siz yengeçler, özellikle sevgili yengeçler, yükselen yengeçler haftaya ayın oğlak burcunda ilerlemesiyle adım atmış olmanız evli bir yengeç burcuysanız evliliğinize odaklanmada yaşadığınız zorluklar ortadan kalkacak. Daha rahat, daha huzurlu bir şekilde yuvanıza, aile hayatınıza, ikili ilişkinize ve evli evliliğinize odaklanabileceksiniz. Aynı zamanda eşinizle aranızda yaşadığınız fikir ayrılıklarının nedenlerini bulamıyorken bu hafta neden fikir ayrılığı yaşadığınız konuları da net bir şekilde bulup Sorun olan her şeyi kolaylıkla ortadan kaldıracaksınız. Bu da ilişkinizde karşılıklı aydınlanma yaşamanıza etki edecek ve neden olacak. Ne birliktesiniz ne ayrısınız. Bir türlü ilişkinizin adını koyamadığınız bir beraberlik yaşıyorsanız. Ne seninle ne sensiz. Yani ne birliktesiniz ne değilsiniz. Adı olmayan bir ilişki yaşayan bir yengeç kadını ya da bir yengeç erkeği iseniz aşk hayatınızda iletişiminizde artık netlik kazanacaksınız. Süper. Aynı zamanda Venüs Neptün Balık burcunda bir kavuşum gerçekleştiriyor. Eğitim hayatınızda çok çalışarak başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Öğrenci bir yengeç burcu bireyi iseniz, işiniz eğitim gereği ise Tamamen eğitim alanıyla alakalı Venüs Neptün kavuşumuyla başarılı sonuçlar alacağınız önemli bir haftadasınız. Koç burcunda Merkür gerilemesinin başlamasıyla Venüs'ün de Koç burcuna geçmesiyle kariyerinizde daha önce başvuruda bulunduğunuz e, yerlerden haberler alabilirsiniz. Hmm. Yani daha önce çok oldu, artık umudu kestiniz buradan haber gelmez dediğiniz yerlerden bugün yarın gelecek haberler ile sevinebilirsiniz. Aynı zamanda Merkür gerilerken işsiz bir yengeçseniz daha önce başvuru yaptığınız bir işten bir haber alıp işe başlarsanız şimdi Merkür geriliyor ben burada kalıcı olmaz mıyım diye başlamamazlık yapmayın. Çünkü bu sizin daha önce istediğiniz başvurusunu yaptığınız yarım kalan isteğiniz ve dileğiniz olduğu için sizin adınıza başlamak için işe son derece hayırlı olacak efendim. Aynı zamanda bulunduğunuz yaşadığınız ev alanında mutlu ve huzurluysanız birdenbire yarın salı günü, çarşamba günü, perşembe günü yaşadığım evden sıkılmış hissediyorum kendimi. Yeni bir eve mi taşınsam duygusuna girebilirsiniz. Birdenbire ev, mekan yaşadığınız alanla ilgili değişime ihtiyaç duyuyorsanız ev değiştirmek için, adres değiştirmek için birdenbire alınacak kararlar pişmanlık getirebilir. O yüzden lütfen 27 Nisan'a kadar evinizi, yaşadığınız çevreyi, yaşadığınız alanı değiştirmeye Stabil aynı düzeni koruyarak yaşadığınız alanda düzeninizi huzurlu bir şekilde sürdürmeye özen gösterin. Aynı zamanda aşk hayatınızda geçmiş aylarda ve günlerde bir kırgınlık, bir dargınlık yaşadıysanız, bitirdiğiniz ve sonlandırdığınız ilişkilerden geri dönüşler olabilir. Bu geri dönüşler haftanın 5. ve 6. gününde gündeminize gelebilir tercih sizin. Duygularınız aynı duyguysa, hisleriniz aynı hisse şans verebilir. İlişkilere kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ama bir ego savaşı için, bir öcü alma niyetiyle geri dönen kişilere kapattığınız kapıları tekrar açarsanız hırsınıza yenik düşmene düşmeye neden olan durumlar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda hiç aklınızda olmayan kişisel gelişiminizle ilgili ya da eğitiminizle ilgili yeni öğrenim alanlarına birdenbire ilgi duyarsanız ve bu dönem yeni alanlarla ilgili yapacağınız araştırmalar ve bilgi edinme ve öğrenmeyle ilgili işlere girişim yapmayın. Yarıda bırakabilirsiniz. Askıda kalabilir, hevesiniz kırılabilir ve kalkıştığınız yeniliklerden pişmanlık duyabilirsiniz. Lütfen e, bu hafta haftanın spotu olarak şunu söylemek istiyorum: ruhsal gerilimlerinizi hiç kimseye anlatıp kendinizi daha fazla doldurtmayın. Hı hı. Buna dikkat. Peki sevgili yengeçler. Dikkat etmeniz gereken ve özellikle sevindirici alanlarınızı tek tek anlattı ve şimdi devam edelim. Kimlerle? Aslanlarla devam edelim. Yaptığı yorumlarla yine gerçekten özellikle ilişkiler ve aşk konusundaki yorumlarıyla Nuray Sayar'ı e, bu haftaya da damgasını vuracak. Aslanlar televizyonunuzun sesini açın. Dikkat dikkat özellikle aslanlara söylüyorum. Çünkü... Aslanlara uyarılar büyük. Mesela diğer tabloyu da görelim. Aslanların hayatında. Gelsin Şimdi, bakalım. Şimdi bu hafta uyarım onlara. Özellikle yakın çevrenizle sıkıntı ve problemler yaşamaya çok açıksınız. Sizinle tartışmaya çalışacak, sizi gerilime ilerletecek ya da size sıkıntı verecek kişilere karşı oldukça sakin, oldukça huzurlu olmaya özen gösterin. Gerilime gerilimle karşılık verdiğinizde daha çok gerilmek durumunda ve zorunda kalırsınız. O nedenle lütfen bu hafta yakın çevrenizdeki kişilerin size yaşatacağı sıkıntılara karşı sakin kalmaya özen gösterin aşırı harcamalar yapmaktan kaçınmanız gereken bir haftadasınız. Çünkü bu hafta düşünmeden yapacağınız aşırı harcamalar pişman olmanıza neden olan duygular yaşatabilir size. Hmm. Aman diyorum dikkat edin. Ortaklı parasal girişimlerde bulunmayın bu hafta. Yeni bir işe, yeni bir ortaklığa adım atmanız için doğru bir süreçte değiliz. Yani yengeçler de aslanlar gibi aslında. Evet. Yani yenilikler, aslanlar, den, yengeçler gibi. Yeniliklerden, yeni yatırımlardan hem atılım olarak hem düşünce olarak, zihinsel ve faaliyet olarak kendilerini uzak tutmaları gereken bir haftadayız. Ki sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, sizler de ayın oğlak burcunda ilerlemesiyle haftaya adım attınız. Sağlığınıza odaklanabilirsiniz bu hafta. Fazla kuşku, fazla kuruntu yapabilirsiniz. Ola ki bedeninizin belli bölgelerinde rahatsızlıklar hissediyorsanız, oranızda buranızda ağrılarınız varsa kendi kendinize araştırma yapmak yerine, kendinizi kuşkulara, kuruntulara sokmak yerine ki aslan hiç kuşkucu, kuruntulu bir burç değildir. değil değil mi ama bu hafta gezegenlerin kombinasyonu hani bacağı ağrısa başka bir kuruntu yapmasına başı, ağrı, başı ağrısa başka bir endişe düşünmesine neden olabilir. Bu endişelerin sizi yormasına izin vermek yerine ağrıyan yerlerinizi bir doktora giderek göstererek kuşku kuruntu yapmayı engelleyebilirsiniz. Aman diyorum. Size yakışmayan bir şey varsayımlar yapmak, size yakışmayan bir şey kuşku ve kuruntu içinde yaşamak ve evhamlı olmak. O yüzden evhamlarınızı sağlığınızı odaklandığınızda sadece bir doktor randevusu alarak kendinizi göstererek ortadan kaldırabilirsiniz. Balık burcunda bulunan Venüs ve Neptün kavuşum gerçekleştirecek resmi ödemelerinizle ilgili yaşadığınız zorlukları titizlikle takip ederek zorluğa girebileceğiniz konuları zorluktan çıkarabilirsiniz. Ko ki Koç burcunda Merkür retrosu başlıyor gerilemesi. Venüs de bu hafta Koç burcuna geçiş yapıyor. Yurt dışı seyahatlerinizle ilgili tedbirli, kontrollü olmaya özen gösterin. Tedbirden, kontrolden kastım özellikle bir tatil planı yapıyor olabilirsiniz. Erken rezervasyon yapmak isteyebilirsiniz. Aman diyorum. Hangi siteden? Hangi turizm şirketinden? Tanıyor musunuz? Araştırdınız mı? Biliyor musunuz? Ona göre rezervasyonlar yapmaya özen gösterin. Bir de işiniz gereği, eğitiminiz gereği bazı vize başvurularınızda gecikmeler olabilir olmuş olabilir. Bu durum sizi kaygılandırmasın. Geciken işlerinizin size kaygı yaşatan özellikle yurt dışı ile ilgili, seyahatlerle ilgili geciken vize problemleriniz ile ilgili konuların sonuçlanması yüzünüzü güldürecek ama yeni atılımlar ve girişimlerden uzak kalmanız gerekiyor. Sahip olduğunuz işte ticari anlamda para kazanmayla ilgili istediğiniz gelire ve kazanca bu hafta istediğiniz gibi sahip olamayabilirsiniz. Bu durum da sizi endişeye sürükleyebilir. Acaba maddi olarak standardımın altına mı düşeceğim? Acaba parasal konularda bundan sonra hayatım zorluk içerisinde mi geçecek? Acaba beni maddi açıdan bekleyecek kötü günler mi var gibi Kaygılanabilirsiniz, hiç kaygılanmayın. Bu haftaya mahsus, duruan yaşayacağınız ticari konular sizin gözünüzü korkutmasın, kafanızda mesele haline gelmesin. E, ruhsal anlamda kendinizi dengelemeye özen gösterin ve bu hafta mümkün olduğunca sakin kalmaya özen gösterin. Haftanın spotu. Hiçbir şeyi sıkıntı yapmayın. Her sıkıntı bir gün geçiyor. Her şeyin geçtiği gibi. Ruhunuza eziyet etmeyin. Evet. Tabii onu yaşadığın zaman anlamıyorsun. Anlamıyorsun. O sıkıntının içine kavrulup gidiyorsun. Ama her güzel gün bittiği gibi her kötü gün de bitiyor biliyor musunuz? Yeter ki e, o anda ona sabredip o duyguya doğru yön verebilmekte. Bir de şu hayatta öğrendiğim bir şey var ki sizin için bir şey deneyimledim. Daha doğrusu aslında kendim için deneyimledim ama sizin için de paylaşacağım. Çok yakında Instagram'ımda paylaşacağım. Uyku. O kadar önemli ki. Çok. Eğer gece birkaç defa uyuyorsan, gündüz uyuyorsan, gece hiç uyuyamıyorsan, gece birkaç defa uyanıp uyanıyorsan. Sevgili seyirciler sağlık her şeyin üstünde. Her şey. O yüzden Olaylar da gelip gidiyor, insanlar da gelip gidiyor. Biraz galiba seyirci kalmak gerekiyor değil mi gelip gidene, yani, bitene? Yani e, hayatımızda hepimizin hayatında belli zorluklar, problemler olabiliyor. Aşıyoruz, atlatıyoruz ama birçoğunu da bilinçaltımıza atıyoruz. Evet. Aşıp atlattığımızı, unuttuğumuzu zannederek o da bizim e, ruhsal dünyamıza sıkıntı etki veriyor, yapıyor. etki ediyor. Bu ne yapıyor bizim düşüncelerimizi bloklaştırıyor ve uyku kalitemizi bozuyor. Evet. Zaten bu hayatta kafanı yastığa huzurlu koyup derin uyuyorsan en büyük zenginliklerden birisi. Dünyanın en mutlu insanısın. Kesinlikle. Vallahi e, sosyal medya medyadan beni takip edenler zaten göreceklerdir. Takip etmenize de gerek yok. İsterseniz ara ara bakın Nur Viral diye çok güzel bir şey paylaşacağım. Herkesin herkesin yararına. Çok yakında. Başaklar, yükselen Başaklar. Temizlik, titizlik, düzen abideleri. Kaygınız çok mu? Buyurunuz efendim tablonuz gelsin. Halbuki siz de bu hafta ığıl ığıl ilerleyenler listesindesiniz. Evet. Yani Yengeç, e, Boğa ve Başak olarak üçüncü sıraya sizi de alıyoruz. Ve diyoruz ki buyurunuz aşk, para, sağlıkta ve eğitimdeki gelişmeler neler? Şimdi bu hafta çok dikkatli olmaları gereken bir haftadalar. Bu söyleyeceklerime dikkat ederlerse olası bütün zorlukları engellemiş olacaklar. Kişisel planlarıyla ilgili sıkıntılar yaşayabilirler. Kariyerinizle ilgili sizi zorlayacak mücadeleler verebilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmelerden uzak durmanız gereken bir haftadasınız anlaşmalardan ve sözleşmelerden uzak durmanız gereken bir haftada olmanız. Merkür gerilemeye başladığı için şimdi size yeni bir iş teklifi gelebilir. Hmm. Hiç aklınızda olmayan, daha önce hiç düşünmediğiniz bunu kabul etmek kendinize yapabileceğiniz en büyük haksızlıklardan birisi. Etmesinler. Etmesinler asla. İşinizle ilgili birdenbire sektör değiştirme ...alan değiştirmeye karar vermek için doğru bir süreçte değilsiniz. C cezbedici teklifler gelebilir. Cezbedici fırsatlar gelebilir. Hayatınızın fırsatı, imkanı önünüze gelmiş gibi... ...bir enerji içerisinde olabilirsiniz. ve e Niye reddedeyim ya? Beklediğim şeyler geldi benim önüme. Evet, düşünmedim. Hiç istemedim. Hiç planlamadım ama... Hayalimde olan şeylerdi sanki bunlar gibi benim gibi bir duyguya girebilirsiniz. Kabul ettiğiniz takdirde büyük pişmanlıklara neden olan durumlar yaşayabilirsiniz. O yüzden sevgili Başaklar, yükselen Başaklar. Siz de haftaya ayın Oğlak burcunda ilerlemesiyle adım attınız. Güzel şeyler de var. Lütfen hobilerinize odaklanın belki uzun bir süredir sizi eğlendiren edindiğiniz hobileri bir kenara bıraktınız. Hemen onları tekrardan alın önünüze ruhunuza iyi gelecek ilgilendiğiniz daha önce deneyimlediğiniz hobilerinizle ilgilenin. Nasıl stresten arındığınıza inanamayacaksınız. Balık burcunda bulunan Venüs, balık burcunda bulunan Venüs'ün gerçekleştireceği kavuşum mevcut işinizde, var olan düzeninizde anlaşma ve sözleşmelerle ilgili beklediğiniz, istediğiniz detaylara önem verildiğini görmek yüzünüzü güldürecek. Yeter ki siz durduk yere sektör ve iş değiştirmeye, yeni anlaşmalar yapmaya kalkışmayın. Koç burcunda Merkür gerilemesinin başlamasıyla Venüs'ün balık burcundan ayrılıp koç burcuna geçiş yapmasıyla beklediğiniz alacak ve verecek işlerinizde sizi zorluğa sokan, sıkıntıya sokan sorunları çözeceksiniz. Özellikle haftanın dördüncü ve beşinci gününde alamadığınız para, elde edemediğiniz terfi, sonuçlandıramadığınız işler, Arzu ettiğiniz gibi sonuçlanacak. Hiçbir şey için boşa sabretmemişim. Hiçbir şey için boşa beklenti içinde olmamışım. Demenize hissederek yaşamanıza neden olacak. Belki birçok Başak şu an beklentileri ve istekleri konusunda kendimi mi kandırıyorum? Kendi kendimi yerinde mi saydırıyorum? Kendime haksızlık mı ediyorumun sorusunu soruyor kendine. İlgilendiğiniz, sorumluluğunu taşıdığınız, taşıdığınız işlerinizle ilgili gecikmiş, sonuçlanmayan ne zaman sonuçlanacak artık dediğiniz beklentilerinizin tek tek sonuçlanacağı çok önemli bir haftadasınız bu hafta. Beklentilerinizle ilgili yüzünüz gülecek. Öğrenim ve eğitim hayatınızla ilgili inanılmaz dengede, hı hı. zihni açık, konsantrasyon yüksek bir haftadasınız. Haftanın spotu, kişisel planlarınızla ilgili sıkıntılarınızı kendi kendinize çözün. Başkalarınızla çözüm aramayın. Evet sevgili Başaklar, e, kişisel paranızla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz bu hafta ona özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni bir iş teklifi varsa, yeni bir gelişim varsa. Kabul etmeyin. Retro'dan dolayı kabul etmiyorlar. Kabul Hep ne diyoruz çünkü? Retro ile gelen metro ile metro gider. Ile gider. E gitmesin hayatımıza gelen değil mi? Daha doğrusu hayırlıysa kalsın. Bazen değişim, yenilik. iyidir, iyidir, güzeldir. Hadi bakalım. Şimdi biraz şu havayı değiştirip reklama gidelim. Hemen. <laughs> Sevgili seyircilerimiz reklamdan sonra Nuray Sayarı burçları yorumlamaya devam ederken... Az sonra da bir ritüel verecek bolluk ve bereketle ilgili. Az sonra buradayız. Ese efendim yeryüzünün en zarifleri Teraziler ekran başında mı? Bir göreyim sizi. Vallahi nerede bir terazi insanı görsem erkek ya da kadın diyorum ki sanat evet güzellik Terazi için yaratılmış. Ya da terazi sanat ve... Görsellikleri. Evet, görsellik için yaratılmış. Kesinlikle. Güzellikleri temsil eden sevgili teraziler. Bir bakalım mı sizin diğer tablonuza da gelsin ekrana. Bir tek eğitim, öğrenci teraziler varsa ya da öğrenci e, okuyan terazi çocuğunuz varsa... ...dikkat etmesi gerekiyor. Onu da ne olur uyarın. Evet Nuraycığım, teraziler ekran başında ve bekliyorlar. Şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu... Kendinizi geliştirmeniz gereken konularla ilgili engellemeler olabilir. Ama sizler bunu aşabilirsiniz. Haklarınızla ilgili zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız efendim. Bölge Öncelikle, olarak bir şey söyleyebilir misiniz? Mesela şu bölge bu bölge falan <laughs> Şimdi, uyarın olur mu yes, yoksa genel sağlık mı? Genel sağlığa dikkat etmelerinde fayda var. Ee, özellikle sağlığa bu hafta her zamankinden daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Belki bu sabah uyanıp uyandığınız yataktan kalkarken kendinizi yorgun, halsiz, uyumuş olduğunuz halde hiç uyumamış gibi hissederek uyanmış olabilirsiniz. Hmm. O yüzden gezegenlerin kombinasyonu der ki bağışıklık sistemine hiç olmadığın kadar özen göster önem ver. Ne kadar sağlıklı besleniyorsun? Ne kadar ruhunu dinlendiriyorsun? Bu hafta siz terazilerin tam anlamıyla kendini biraz kalabalıklardan çekip izole olup kendiyle baş başa kalıp içine dönüp içsel yolculuğunda kendine ne kadar değer verip vermediğini kendini ne kadar önemseyip önemsemediğini fark etmesi gereken bir hafta sevgili teraziler yükselen teraziler sizler de ayın oğlak burcunda ilerlemesiyle haftaya başladınız ailenize odaklanacaksınız aile içi ilişkilerinizde tamamlanmamış sonuçlanmamış arzu ettiğiniz halde yaşadığınız bazı gecikmelerden dolayı evinizin tadilatı, tamiratı, eşyalarınızla ilgili, mevcut düzeninizle ilgili geliştirilip yenilenmesi gereken yapamadıklarınızı yapıp başarılı sonuçlar elde edip üzerinizden yük atmışçasını hafifleyip çok rahatlayacaksınız. Süper. Aynı zamanda balık burcunda bulunan Venüs, balık burcunda bulunan Neptünle kavuşum gerçekleştirecek rutin iş hayatınızın konsantrasyonunuzu yükseltmeniz gerekiyor uyarısını veriyor. Hem rutin mevcut iş hayatınızın konsantrasyonunu yükseltmeniz gerekiyor hem de öğrenim ve öğretim alanlarıyla ilgili bıraktığınız, ara verdiğiniz, mola verdiğiniz ne varsa... Hemen onlara biraz zaman ayırıp kendinizi bu hafta geliştirmeye, daha çok bilgiye, daha çok öğrenmeye, bilgi alanınızı genişletmeye lütfen özen gösterin. Aynı zamanda karşıt burcunuzda gerilemeye başlayacak olan Koç burcundaki Merkür gerilemesiyle birlikte ve Venüsün de yine karşıt burcunuz Koç burcuna geçiş yapmasıyla beraber evlilik ve ikili ilişkilerinizle ilgili daha önce niyet ettiğiniz düşüncelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Güzel. Neyi tamamlayamadınız süre gelen ilişkinizde ve evliliğinizde? Tamamlanma, netleşme konusunda net olacaksınız. Haftanın spotu. Netleşmeye özen gösterin. Evet, sevgili Terazi. ...ee net fikirler verdiğiniz, net olaylarla karşılaştığınız, karşılaşabileceğiniz ve sizi hep e, güzelliklere sürükleyecek olaylar ve insanlar çıksın bu hafta karşınıza. İnşallah. Ve hemen geçiyorum akrep ve yükselen akreplere. Dikkat dikkat sevgili akrep. Önce aşk hayatında sonra sağlığınla ilgili önemli uyarılar var. Önce sağlığı konuşalım mı? Sağlık çok önemli çünkü. Tabii ki çok önemli. Özellikle akreplerin e, sağlığıyla ilgili göz ve yüz sağlığıyla alakalı... ...ola ki rahatsızlıklar olursa e, lütfen ihmalkar olmayın ve davranmayın. Ruhsal dünyanızda sorgulamalar yaşadığınız bir dönem ve bir haftadasınız... Çocuklarınızla ilgili konularda araştırmacı olmanız gereken bir haftadasınız. Evli, yuvası olan, ailesi olan bir akrep kadını ya da bir akrep erkeğiyseniz, çocuğunuz ya da çocuklarınız varsa, onların hayatında olup bitenleri, onların ilgi alanlarını, eğitimlerini, kişisel, ruhsal dünyalarına inmeye özen göstermeniz gereken önemli bir haftadasınız. Rutin iş hayatınızda beklediğiniz alamadığınız terfi varsa alabilirsiniz bu hafta. Sevgili akrepler, özellikle sizler de sevgili akrepler ve yükselen akrepler haftaya ayın Oğlak burcundaki seyriyle ve ilerlemesiyle haftaya başladınız. Yakın çevrenize hiç olmadığınız kadar odaklanarak kim benim dostum, kim benim açık düşmanım, kim benim gizli düşmanım bunun farkına varacaksınız. Ortaya çıkacak her şey. Yani görünmeyeni görme, bilinmeyeni bilme konusunda kendilerini hiç olmadıkları kadar şanslı görecekler. Kendi hayatlarıyla ilgili de netlik kazanacaklar. Aynı zamanda bu netlik onların yaşamında e, flu duygulara yer veremeyen, bilinmez ve belirsizlik yaşamayı sevmeyen bir burçtur Akrep Burcu. Her şey onun hayatında net olmalı. Yaşam bir yolsa, yaşadığınız alanda ve yolda daima önünüzü görmek isteyen, içinize derin sezgilerinize daldığınızda, sezgilerinizle herkesin farkı, herkesin ve her şeyin, farkında olan sadece fazla kuşkunuzdan dolayı çoğu zaman kendinizi haklıyken haksız durumlara ilerletebilen bir burç olduğunuz için bu hafta kuşkularınızı değil sezgilerinizi önemsemeniz gereken önemli bir haftadasınız efendim. Lütfen şüphelerinizden, kuşkularınızdan arınmaya, şüphe ve kuşkularınızın sizi yanlışta önlendirmesine izin vermemeye özen göstermeniz gerekiyor. Aynı zamanda Venüs Balık burcunda, Neptün Balık burcunda bu hafta bir kavuşum gerçekleştiriyor. Aşk hayatınızda kayıplar yaşamamak için tedbirli olmaya özen göstermeniz gerekiyor. En başta dedim ya, kuşku ve şüphe sizi yanlış yönlendirebilir. Siz yanlış yönlendirdiğiniz zaman kendinizi şüphelerinizden dolayı hayatınızdaki eşe, partnere yanlış tavırlar sergileyebilirsiniz. Hmm. İlişkinizde geri dönüşü olmayan yol ayrımlarına neden olabilirsiniz. Ayrılık olabilir yani. Olabilir. Bu hafta. Ayrılık yaşayabilirler. Hatta mümkünse süregelen beraberliklerinizde sen ben olmak yerine biz olmaya özen gösterirseniz bu hafta olası ayrılıkları engelleyebilirsiniz. Bir de partnerinize karşı daha empati yaparak yaklaşım göstermeye özen gösterdiğinizde ne kendinizi ne ilişkinizi ne de partnerinizi bir çıkmaza sokmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Ama belirsizlikler alanında kuşkularınızla birlikte oluşturabileceğiniz her türlü kaos sizi ilişkinizde çok büyük çıkmaza, çok büyük bir kaosa, çok büyük bir bilinmezliğe itebilir. Ama her şey bizim herkes tercih ettiği hayatı yaşıyor. Doğru. Herkes seçim şansına göre hareket ediyor. Dolayısıyla bu hafta mutlu olmayı mı seçiyorsun, huzursuz olmayı mı seçiyorsun? ya da ilişkinde bir denge sağlayıp huzuruna huzur mu katmak istiyorsun. O yüzden hayatını cennet yapmak da elinde, cehenneme çevirmek de elinde. O zaman haftanın spotu kuşkun yerine sezginle hareket et. Evet, dikkat dikkat sevgili akrep senin için verebilecek, verilebilecek en önemli e, tavsiye. Kuşkun yerine sezginle, sezginle hareket, hareket et. et. Akabinde sezgileri çok düşüyor. çok kuvvetlidir ya, çok, değil mi? Çok. Peki, peki ya yaylar? Bu hafta nasıl hareket etsinler? Bu hafta ay, ay bunu ben söyleyebilir miyim? Tabii. Aşkta şanslı yaylar, beş yıldız. Yani e, kalbi boş olan yay varsa müjdemizi isteriz. Şimdi. Yükselen yaylar için <laughs> de geçerli tabii mi? Tabii ki geçerli. Hem yükselen, <laughs> şimdi güneş yay. Güneş demek sizin kendi burcunuz demek. Yükselen siz dünyaya geldiğiniz anda dünyaya açılan kapı. Özellikle burç yorumlarını dinlerken yükseleninizi lütfen dinleyin. Tabii. Yükselen burç sizin yaşamda aldığınız yol. Onu da ama yine program başına dönüp söyleyelim. Doğru doğum bilgileriyle dinleyin. Kesinlikle. Yani emin olmanız lazım. Ya yani, gerçekten benim doğum saatim bu. Yani anneler diyor ya işte ezan okurken işte akşam ezanı. Akşam üzeri e, sabah gün ağarmıştı. Böyle değil. Şimdi bazen e, çektiğim için bazen şöyle de olabiliyor Onur. Ben kendi adıma örnek vereyim. Rahmetli babam ben 31 Ocak'ta dünyaya gelmişim. 1 Şubat'ta benim kimliğimi çıkarmış. Ben senelerce astrolog olmadan önce 1 Şubat olarak doğum günümü kutladım. Ne zaman ki ben doğum bilgime ulaştım 31 Ocak 1972 saat 16-18'de doğduğumu öğrendim. Hı hı. Ki öncesinde yapmış olduğum astrolog olduğumda zaten doğum bilgilerim vardı ama annem hala diyor ki sen 1 Şubat'ta doğdun doğum bilgime rağmen. Ee, örneğin Kesinlikle ve kesinlikle bazen büyükler, ebeveynler hata yapabiliyor. Yani kimliği çıkardığı günü, doğum günü olarak yorumlayabiliyor. O yüzden Cimer'e yazın lütfen. Çok güzel çalışıyor Cimer Tabii. bu konuda. Ee, belki bir hafta sonra, belki bir ay sonra mail olarak size doğduğunuz gün, doğduğunuz tarih, doğduğunuz saat, dakikasına kadar geliyor. Aynen. Kesinlikle. Ya o yüzden doğru doğum bilgisiyle her şey çok net ortaya çıkıyor. Sevgili yaylar, yükselen yaylar devam ediyoruz sizin için. Yayları biraz böldük çok özür diliyoruz ama dakika tutun kaldığımız yerden devam. Evet. Şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu hedef ve ideallerinizle ilgili problemler önünüze gelebilir. Arkadaşlarınızla e, yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Bu hafta aşk hayatınızda çok şanslısınız. Öncelikle sizler de ayın Oğlak burcundaki seyriyle yeni haftaya adım atıp başladınız. F kişisel finansınızla ilgili, parasal konularınızla ilgili başa çıkmakta zorlaştığınız konulara çok odaklanabilirsiniz. Maddi konularda kendinizi çaresiz hissettiğiniz ve gördüğünüz sizin için yük ve sorun olan problemleri net bir şekilde ortadan kaldırıp çözümleyebilirsiniz. Bunları net bir şekilde ortadan kaldırıp çözümlemek hem çalışma ufkunuzu arttırırken hem kazancınıza kazanç katmanız konusunda muazzam şanslar ve fırsatlar getirecek sizlerin önüne. Süper. Aynı zamanda Balık burcunda bulunan Venüs, Neptün bir kavuşum gerçekleştirecek. Eviniz, aileniz, hayata karşı estetik bakışı, bakış açınızla, e, belki uzun bir süredir evinizdeki eşyaların yerini değiştirmek istiyorsunuz, belki mutfağınızda bazı değişimler yapmak istiyorsunuz. Hep istiyordunuz da yapamadınız. Belki bazı alışverişleri önceden yaptınız ama henüz dekorasyon konusunda değişim yapamadınız. Birdenbire bu hafta hadi perdelerimi almıştım yenileyim, koltuklarımı almıştım odaların yerini değiştireyim, evimde e, görsel bazı değişimler yapayım diyebilirsiniz. Bu hafta yapacağınız yenilikler, öncesinde kararını aldığınız yalnız yapacağınız değişimler yaşadığınız alana ayrı bir enerji ayrı bir neşe katacak. Süper. Ayrıda bir mutluluk katacak. Ee, Venüs Neptün kavuşumuyla birlikte. Şimdi hedef ve ideallerinizle ilgili özellikle iş hayatınız ve birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızdan bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Siz yaptığınız işte, siz yaşadığınız ortamda, çalışma düzeninizde kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Birlikte çalıştığınız kişilere ne kadar saygı duyuyorsunuz? Bunların üzerinde düşünün. Hiç kimsenin sizi kışkırtmasına, hiç kimsenin sizi yanlış yönlendirmesine, doldurmasına lütfen bu hafta müsaade etmeyin. İşi bilen ve otorite figürleriyle alakalı yani bilgisine, çalışma tecrübesine güven duyduğunuz kişilere İşiniz, işinizin içerisinde bir çıkmaz yaşıyorsanız işi bilen kişilerden destek almayı kesinlikle geciktirmeyin. Yardıma ihtiyacınız olduğu alanlarda ve zamanlarda mutlaka yardım istemekten çekinmeyin, utanmayın. Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle aşk hayatınızda niyetiniz ve düşünceleriniz gerçekleşirken süre gelen ilişkilerinizde mutluluğunuza mutluluk katacaksınız. Haftanın spotu. Kimsenin sizi kışkırtmasına izin vermeyin ve müsaade etmeyin. Yaylar sizi kaynatır mı hiç? Asla. Yeryüzünün en, en neşeleri. Şimdi ben e, yine söylüyorum. Eskiden yükselenimi yay olduğunu bilmeden önce hep yayı öyle öyle anons ederdim. Humanist, sevgi dolu, her eve bir yay gerekli. Evet. diyordum değil mi? Şimdi yine altını çiziyorum. Gerçekten her insana bir yay arkadaş gerekli. Gerekli. Kurtarıcılar. Aynen. Kesinlikle. Enerjinizi seviyoruz sevgili yaylar. Sizi yüreğinizden öpüyoruz ve bu haftanın kucağına bırakıyoruz. Sizi güzellikler sizi bulsun diye. Oğlaklar, sevgili oğlak sağlığında neler oluyor? Şimdi buradan baktığında her şey beş yıldız. Evet ama sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemdeymişsin. Şimdi bu hafta onların genel anlamda hayatları gayet güzel. Fakat anlamsız baş ağrıları, gerilimler söz konusu olabilir. Yahu çok güzel bir hafta yaşıyorum. Her şey yolunda gidiyor. Sırtımdaki ağrının sebebi ne? Başımdaki ağrının sebebi ne? Dediğinizi duyar gibiyim. Belki bu sabah uykudan Sırt ağrısıyla, bel ağrısıyla, bacak ağrısıyla, baş ağrısıyla uyandınız. Mutlaka geçmeyen ağrılarınız varsa doktora gidin. Ama sırt ağrıları yüklendiğiniz sorumluluklardan olabilir. Baş ağrılarınız gösterdiğiniz dirençlerden dolayı olabilir. Ama siz yine de geçmeyen ağrılarınız için doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Yani kendini önemseyen, kendine değer veren kişi "Oram ağrıyor" diye oturmaz mutlaka araştırır neyim var diye kendine dikkat eder. Şimdi sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Anlaşma yaptığınız ya da yapmaya kalkıştığınız kişiler tarafından yanlış anlaşılmış olabilirsiniz. Kendinizi ifade ettiğiniz halde doğru anlattım ben kendim dediğiniz halde karşı taraf sizi doğru anlamamış olabilir. ...direkt hemen bitsin, Yap, yapmayacağım bunlarla iş gibi cevaplar alıp vermeyin. Biraz daha sakin olun, agresif tutum ve davranışlar sergilememeye özen gösterin. Online işlerinizde dolandırıcılıklardan uzak durun. Bakın kredi kartınızla online bir alışveriş yapıyorsanız... yani internet üzerinden yaptığınız işlere karşı... Temkinli, tedbirli ve dikkatli olmaya özen gösterin. Sizler de ayın sizin burcunuzdaki seyriyle haftaya adım attınız. Sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar, özellikle kişisel gelişiminize odaklanacaksınız. Daha fazla farkındalık kazanma arzusu ve isteği içerisinde olacaksınız. Özellikle maneviyatınıza odaklandığınız bu haftada dualarınızın tek tek geliştiğini, gerçekleştiğini fark edecek ve göreceksiniz. Balık burcunda bulunmakta olan Venüs ve Neptün'ün kavuşumuyla kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. Ayrıca Koç burcunda Merkür gerilemesinin başlamasıyla veya hemen ardından Venüs'ün Balık burcundan ayrılıp Koç burcuna geçmesiyle ev, aile, yuva alanlarınızla ilgili yarım kalmış, saklı kalmış, askıda kalmış işlerinizi tamamlayacaksınız. Ne zaman sonuçlanacak diye beklediğiniz evinizle, işinizle, eğitiminizle ilgili olan askıda kalan, yarım kalan, sonuçlanmayan, tamamlanmayan işleriniz haftanın ilk beş gününde... ...sonuçlanmasıyla, tamamlanmasıyla... ...yüzünüzü güldürecek. Ya i̇nşallah. Ve aynı zamanda bu hafta... ...kendinizi başarılı olacağınız alanlarda... ...ödüllendirmek isteyeceksiniz. Süper. Ve bu ödüllendirmelerin sonucuyla birlikte... ...yaşam enerjinizi yükselterek... ...hem günlük hayatınızda motivasyonunuzun yükselmesiyle... ...hem iş ve çalışma hayatınızda... ...başarılarınızda başarı katmayla ve parasal konularda yaptığınız korkulardan tamamıyla arınmanız konusunda inanılmaz netleşeceksiniz. Ki sizler iş ve çalışma hayatınızda da eğitim yaşamınızda da ki genel anlamda hayatın genelinde bugün işini yarına bırakmayan, düzenli ve disiplinli yaşayıp çalışmayı tercih edip seven insanlarsınızdır. Birlikte çalıştığınız iş ortamlarınızda sizin gibi düzenli, sizin gibi disiplinli olmayan arkadaşlarınıza baskı kurmamaya, onlar tarafından yanlış anlaşılmamaya özen gösterin. Haftanın spotu. Kimsenin işine karışmayın. Sevgili Oğlak. Peki, sevgili Kovalar ne yapıyorlar? Aa, onlar da parasal konularda hırsızlıklara dikkat ediyorlar. Evet, çok. <laughs> Dolandırılmalara çok açıklar kovalar. Ne kadar sürecek durum? Bir hafta sürecek. Haftaya pazartesiye kadar e, para alışverişlerine çok dikkat etmeleri yani gerekiyor. Yani bir şey almasınlar yani eşya. E zaten yeni bir işe girmek için de yeni bir yatırıma girmek için de artık doğru bir süreçte değiliz. Hata yapabiliriz. Çok bildiğimizi zannettiğimiz şeylerde bile e, bilmediğimizin farkına varabiliriz yanılgılara düşebiliriz, yanılgılara maruz kalabiliriz efendim. O yüzden temkinli, tedbirli olmanızda fayda var. E sevgili kovalar, yükselen kovalar, sporda kazalara dikkat etmelisiniz. Spor yapan bir kova burcuysanız, spor kazalarına karşı dikkatli ve temkinli olmanızda fayda var. Aşk hayatınızda gerilimlerden uzak durmaya özen gösterin. Parasal kaynaklarınızla ilgili dolandırmalara ve hırsızlıklara karşı dikkat edin. Yani evinizin kapısına, pencerenize dikkat edin. Astroloji bir olasılıktır. İlle evinize hırsız girecek demiyorum. İlle paranız çalınacak demiyorum. Böyle bir olasılık söz konusu. Temkinli ve tedbirli olmakta fayda var. Şey gibi hava durumu gibi. Yarın yağmur yağacak, şemsiyeni al çık. ...yağmazsa temkinliydim dersiniz... ...yağarsa da şemsiyem yanımdaydı dersiniz... ...astroloji hava durumu gibi... ...özellikle bu hafta sevgili kovalar... ...şimdi e, sizler de haftaya... ...ayın oğlak burcunda ilerlemesiyle... E, ...maneviyatınıza odaklanabilirsiniz... ...balık burcunda bulunmak bulun, bulunan... ...Venüs ve Neptün'ün kavuşumuyla... ...kişisel finansınızı yükseltmek... E, ...paranıza para katma, katmak için iş düzeninizin dışına çıkmayın. Kimseden borç almayın. Kimseye borç para vermeyin. Borç alışverişlerinden kaçınmadığınız takdirde... E, ...başınızın derde, yaşamınızın sıkıntıya girmesine neden olabilirsiniz. Ki Venüs'ün koç burcuna geçmesiyle... ...Merkür'ün koç burcunda gerilemeye başlamasıyla ticari faaliyetlerinizle ilgili askıda kalan, yarım kalan işlerinizi kolaylıkla tamamlayacaksınız. Bir iş kurmuş olabilirsiniz. İstediğiniz ticari faaliyeti yapamıyor olabilirsiniz ya da istediğiniz kazançları elde et, elde edememiş olabilirsiniz. Elde edemediğiniz başarıları kolaylıkla elde edeceğiniz Bekleyip kazanamadığınız paraları kolaylıkla kazanabileceğiniz bir haftadasınız. Ama haftanın ilk dört günü biraz gergin, biraz gerilimli geçebilir. Çünkü varsayımlarınızdan dolayı kendinizi gerebilir. Şöyle mi yapsam, hmm. böyle mi yapsam? Böyle mi düşünsem, şöyle mi düşünsem? Ya da buna güvensem mi, güvenmesem mi gibi birçok konuda çok fazla varsayımlarda bulunabilir. İkilemli ve araf duygularda kalabilirsiniz. Asla bu hafta araf duygularda kalmamaya, kararsız duygular içerisinde bulunmamaya, kendinizden emin sağlam adımlar atarak sakin hareket etmeye özen göstermeniz gerekiyor. Sosyal ilişkilerinizde ve arkadaşlıklarınızda ...arkanızdan yapılan konuşmaları duyabilirsiniz. Herkes herkes için bir şey konuşabilir. Herkes herkes için bir yorumda bulunabilir. Sizin için insanların ne konuşup ne düşündüğü değil... ...sizin kendiniz için ne konuşup ne Siz düşündüğünüz önemli. Değil? Şimdi başkalarının sizin hakkınızda yaptığı... ...konuşmalar kulağınıza geldiğinde etkileniyorsanız... ...o zaman ruhsal dünyanızda dengeleyip düzeltmeniz gereken bazı şeyler olabilir. Ama etkilenmiyorsanız gülün ve geçin. İş hayatınızda birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızdan ciddiyetsiz sorumluluktan uzak kişilerle çalışıyorsanız bu insanları değiştirmeye çalışmak yerine bu insanları olduğu gibi kabul edip kendi işinizi, kendi bilincinizi, kendi sorumluluğunuzun farkında olun ve ayrıca bu hafta size iş hayatınızda ve eğitim hayatınızda yeni sorumluluklar verilebilir. Bu verilecek yeni sorumlulukları üstlenmekten asla korkmayın. Aynı zamanda kendinize olan güveni de sorgulamayın. Haftanın spotu. Kendinizden emin sağlam adımlar atın. Evet. Tereddütte kalmayın. Sevgili balık, hayatının temel konularıyla ilgili önemli kararlar almak istediğim bir dönemde olabilirsin. Dikkat dikkat balıklar, yükselen balıklar, ekran başındaysanız önemli konularınız var, dikkat etmeniz gereken. Bir görelim. Şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu, ödemeler ile ilgili sıkıntılarınız çok fazla gündeme gelebilir. Borcu olan... Kredi borcu olan, yatırım borcu olan kişilerin ürkmeden, korkmadan sakin bir duruş sergilemesi gereken bir haftada olduklarını unutmaması ve ihmal etmemesi gerekiyor. Diyebilecekler diyorsun Ödeyebilecekler, Diyebilecekler, kesinlikle partnerinizle gereksiz gerginliklerden uzak durmalısınız. Aşk ve evlilik hayatınızda. Gereksiz konuşmayın, gereksiz eleştirmeyin, gereksiz gerginlik içeren her türlü düşünceden ve duygudan uzak kalmaya özen gösterin. Hayatınızın temel konularıyla ilgili hiçbir ani karar almayın ve vermeyin. Sizler de haftaya ayın oğlak burcunda ilerlemesiyle haftaya başladınız hedeflerinize odaklanın. Hayatınızı nasıl planlıyorsunuz? Hayatınızda nelerin olmasını istiyorsunuz? Bugüne kadar neleri gerçekleştirmek isteyip gerçekleştiremediniz? Hangi alanlarda başarı konusunda kendinizi eksik hissettiniz? Lütfen bunlar üzerinde düşünün, eksiklerinizi görmeye çalışın. Aynı zamanda... Birilerinin kalbini kırmış olabilirsiniz. Bir yerlerde hata etmiş olabilirsiniz. Bir yerlerde bilinçsizce haksızlık da etmiş olabilirsiniz ya da yükselmiş egonuzdan dolayı kibirli davranışlar da sergilemiş olabilirsiniz. Bu hafta kimlere ne hata yaptıysanız, nerede nasıl yanlış davranışlar sergilediyseniz bunlar tak 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 önünüze gelebilir. Özür dilemek en büyük erdemlerden biridir. Şüphesiz. Hata mı yaptın? Özür dile. Yanlış mı yaptın? Af dile. Eğer sen kendi yaptığın yanlışın farkında ve bilincindeysen, bu hafta özür dilemekten, af dilemekten çekinme. Şimdi ben özür dilersem rezil mi olurum? Niye rezil olasın? Hata yapan insanlar özür dilemeli. O negatif enerjiden kendini arındırmalı. Bir insan hata yapabilir, bir insan yanlış yapabilir ama doğruyu da bulabilir. O yüzden doğru yola girmekten kendinizi engellemeyin. Hatalarınızı telafi etme, kırdığınız gönülleri yeniden kazanma adına çok doğru bir haftadasınız. Aynı zamanda hedeflerinize kolaylıkla odaklanabilirsiniz. Her şeyin başı niyet. Yeter ki niyetinizi halis, ruhunuzu rahat tutun. Aynı zamanda balık burcunda bulunan Venüs, balık burcunda bulunan Neptün kavuşumuyla çok fazla fedakar olabilirsiniz. Şimdi feda ile kar elde edemezsiniz. Eşime saçımı süpürge ediyorum ya da süpürge ettim. Hayır. Sen saçını kimseye süpürge etme. Sen kimseye fazla fedakarlıkta da bulunma. Sen kendini feda ettikçe oh ne güzel. Kar elde edemeyeceğin gibi zarara da zarara uğrarsın. Zarara da uğrarsın. O yüzden kendine hiç olmadığın kadar bir balık burcu kadını erkeği insanı olarak kendine hiç vermediğin değeri, kendine hiç vermediğin önemi, kendine hiç vermediğin sevgiyi bu hafta verdiğin takdirde hatalı ilişkiler yaşamayacağından emin olabilirsin gereksiz fedakarlıklar yaparak zarara uğramayı da engelleyeceğinden emin olabilirsin. Aynı zamanda Merkür retrosunun Koç Burcunda başlamasıyla Venüsün de Balık Burcundan ayrılıp Koç Burcuna geçmesiyle finansınızda kazancınıza kazanç katabilirsiniz. Özellikle parasal konularda balıklar aslında neydi silisil miydi? Iğlığım. Iğlığım. Iğlığım parasal konularda isil, isil dedim. Il il. Il il parasal konularda sessizce sessiz, sessiz kazanca aynı başarıya güzel. açılıyorsunuz. Merkür retrosunun Koç burcunda başlayıp Venüs'ün Balık Süper. burcundan Koç burcuna geçmesiyle kazancınıza kazanç katabilirsiniz. Müthiş. Beklediğiniz kazançlar size kolaylıkla ulaşabilir ve yürütüyorum ama işimi yürütüyorum. Ama maddi standardımın geleceğiyle ilgili endişe ediyorum diyorsanız artık bu endişeden yarın itibariyle kurtuluyorsunuz. Haftanın spotu. Ödemelerle ilgili hiç korkmayın. Kafanızda küçücük bir konuyu mevzu haline getirmeyin. Atalar demiş ya borç yedin kamçısıdır diye. Ama tabii bunu bir de borçlu olana sormak tabii. lazım. Uykularımızı kaçırıyor, hayatımızı ka e mahvediyor. Kırbaç da olabiliyor. <laughs> evet ama Allah ulaştıramayacağı hiçbir şeyin hayalini yani kurdurmazmış. Kesinlikle. Yani e eğer biz yükün altına giriyorsa, evet. yaradan ona izin veriyorsa, Ödeniliyor onun altından da kalkıyorsun. E biraz o zaman enerjimizi de yükseltip şu e maddi konulara da değinelim bugün. Şimdi e özellikle bu Venüs'ün... Ee, ve Neptün'ün kavuşumu ee, Venüs sevginin güzelliğin aynı zamanda bolluğun bereketin de Burcu. ucundan Ay. kenarından da olsa gezegeni, gezegeni. dolayısıyla e, senede bir kere yapılan yeni bahar ritüelini yapalım, yapalım. perşembe günü ister sabah ister akşam e, perşembe günü başlayalım sabah da başlayabilirsiniz akşam da başlayabilirsiniz İster iş yerinizde İster evinizde bir cezveye su doldurun, bir yemek kaşığı yeni bahar doldurun içine. Beş dakika kadar karıştırarak evime, işime, cüzdanıma bolluğun ve bereketin dolmasına niyet ediyorum ve izin veriyorum deyin. Bildiğiniz bütün duaları okuyun. Koklayın o yeni baharı kaynasın ve sonra onu soğuması için evinizin, oturma odanız nerede oturuyorsanız oranın tam ortasında bir yere sehpa varsa sehpanın üzerine yoksa salonun ortasında yere de koyabilirsiniz. 2-3 saat bekletin soğusun orada ve bütün evinizi bolluk sarsın bereket sarsın. Peki sonra o kaynattığınız soğuyan yeni bahar suyunu ne yapacaksınız? Onunla bir bulgur pilavı pişirin. Hı hı. Bolluk bereket niyetiyle ister dağıtın, ister ev halkı olarak yiyin. Bolluğunuz, bereketiniz olsun. artsın. Çok teşekkür ediyorum Nuraycığım. Ben sağ ediyorum. Ol. Şimdi Sen de sağ ol. Şimdi niyet halisse, akıbet hayırlı Hayırdır, oluyor. tabii ki. Hepimiz için iyi niyetle yola çıktığımız her işte bizim akıbetimiz hayırlı olsun inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Yaptığın samimi açıklamalar için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Çünkü insanız. Benim saklım gizlim hiç olmadı. Yıllardır ee, o insan oluyor, hata yapabiliriz. Doğru yaptığımız yorumlarda takdir görmüyorsak, hata yapınca da hakaret görüyorsak, o yapanların sorumluluğudur. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ben tekrardan iyi ki varsınız, var olmaya devam Sen edelim. Sen de iyi ki varsın. Ee, bugün sevgili seyircilerimiz, biliyorum soruyorsunuz yorumları kaçırmış olanlar var, Nuray Sayar'ın ne dedi diye merak edenler var. Ee, şimdi YouTube'a geçiyoruz. YouTube'da Nur Viral'le Hayatta Her Şey var YouTube kanalında bu programın tekrarı olacak. En başında zaten yorumlarını belirtti. Evet. Haftaya tekrar görüşmek üzere görüşmek canım. çok üzere. teşekkür ederim. Ben Bir teşekkür ederim. Ben teşekkür teşekkür ederim.